Arkadaşlar, rahatça dinleyin. Bugün ileri hareketle karakol sahamıza intikal edeceğiz. Amacımız verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Hareket hazır ol, hareket hazır ol. Hareket hazır ol! Onlar karanlık suların gizli kahramanları. Sürekli görevde, her an gizli takipteler. Denizin dibindeler ama kulaklarıyla her yerdeler. Sessiz ve derinden, onların sloganı bu. Dünyanın sayılı, Türkiye'nin tek denizaltı filosunun kapısının önündeyiz. Birazdan denizaltıcılarla deniz altında seyir halindeyken 24 saat nasıl geçiyor onu öğreneceğiz. Ama öncesinde denizaltıcılar nasıl eğitiliyor onu göreceğiz. Denizaltıcı olmak kolay değil. Soğuk ve karanlık sularda saatler, günler, hatta haftalar geçirmek, karaya ayak basmadan yaşamak, onlar için artık olağan olmuş. İşleri denizin derinliklerinde her an, her saniye yeni bir zorlu maceraya dalıyorlar. ...6 Eylül 1886 yılından beri, yani denize indirilen Abdülhamit isimli denizaltı gemisiyle başlayan Türk denizaltıcılığında o günden bu yana aynı gelenekler yaşatılıyor. Peki sessiz kahramanlar nasıl eğitiliyor? Denizaltı Eğitim Merkezi'nin en önemli görevi denizaltıcı subay, as subay, erbaş ve er yetiştirmektir. Ayrıca komutanlığımızda halihazırdaki denizaltılarda görev yapan personele mesleki gelişim kursları, simülatörler vasıtasıyla uygulama eğitimler de verilmektedir. Denizaltı gemisi daldığı an itibariyle su altında 3 boyutlu hareket icra eder. Bu 3 boyutlu hareketi de hidrodinamik ve hidrostatik tesisler dediğimiz etkenlere bağlı olarak yapar. Hidrodinamik hidrostatik tesirler de geminin şekli, ağırlığı ve ufki dümenler dediğimiz 2 adet dümenin etkisiyle olur. Simülatörümüzde bu etkenleri matematiksel modellemeyle hesaplar ve harekete dönüştür. Burada da biz denizaltıcı, henüz denizaltıcı olmayan kursiyerlerimize ve denizaltı gemilerinde görev yapan personelimize su altındaki ufki seyir dediğimiz dalış kontrolünün eğitimlerini vermekteyiz. Peki simülatörde eğitim nasıl yapılıyor? Tamamen birebir aynı mı gerçek bir denizaltıyla? Simülatör gerçek denizaltının su altındaki hareketlerini birebir simüle eder. Dolayısıyla ufki dümenci dediğimiz dümenlerimizi kullanan operatörlerimiz gemide su altında nasıl dümen kullanıyorlarsa ve ona karşı gemi nasıl bir tepki veriyorsa simülatörümüz de aynı tepkileri verir. Dolayısıyla birebir aynı eğitimi alırlar. Teorik dersleri bir taraftan devam eden denizaltıcı subay ve assubay adayları o öğrendiklerini pratiğe dökmek için bu simülatör aracına geliyorlar. Bu simülatör aracında ise dalışa ait her şeyi öğrenebiliyorlar. Denizaltını kullanmak kadar hayatta kalmak da önemli. SAT ve SAS komandolarının eşliğinde denizaltıcılar suyun metrelerce altında yaşamayı öğreniyor. Serbest çıkış kulesi denizaltı personelinin SAT'a gelme yeteneğini kaybetmiş denizaltıdan bu iş için üretilmiş özel elbiselerle nasıl bir teknikle SAT'a güvenli gelmesini öğrettiğimiz bir eğitim tesisi. 1977 yılında inşa edilmiş bu tesis. İçerisinde özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç, SAT, SAS ve denizaltıcı personelinin çalıştığı bir eğitim tesisi. Denizaltıcı personel denizaltı özel ihtisas kursunda öncelikle başlangıç eğitimine tabi tutuluyor. Başlangıç eğitimini başarıyla bitiren denizaltıcılar görev yerlerine gittikten sonra her 3 yılda bir tazeleme eğitimlerine geliyorlar. Eğitimleri nasıl icra ediyoruz? Burada öncelikle denizaltıcı personelin sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Yani bu eğitim hayati bir eğitim olduğu gibi aynı zamanda çok riskli bir eğitim. Dekompresyon rahatsızlığının ya da dalış hastalıklarının çıkma olasılığı çok yüksek bir eğitim. Serbest çıkışı yaparken nasıl nefes vermesi gerektiğini öğrettiğimiz bir merdiven eğitimi yapıyoruz.
Burada 6 saniye içerisinde ciğerlerindeki nefesi boşaltmayı öğretiyoruz. Bu eğitimde başarılı olan personel 10 metre kompartıman çıkışına giriyor. Eğitim bölme çıkışı dediğimiz çıkış eğitimine tabi tutuluyor. Bunu da başardıktan sonra aşağıda denizaltıyı simüle eden bizim yara soğuma bölme dediğimiz kompartımanda öncelikle imla edilmiş, imla olmuş bir denizaltıdan çıkışı öğretiyoruz. Daha sonra da imla edilmemiş denizaltıdan üstüvane çıkışı dediğimiz gene 20 metre kompartıman çıkışını icra ettiriyoruz. Tüm bu eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra birliklerine geri gönderiyoruz. Eğitimler bitti. Testler başarıyla geçildi. Şimdi ise sıra hayalini kurdukları o anda. Aylarca eğitim alan subay ve assubaylar denizaltıcı oluyor. Gölcük Denizaltı Filosu Komutanlığı dünyadaki her türlü savaşa hazırlıklı olacak sayıda denizaltına sahip. Biz de bu denizaltılardan birisinde 24 saat geçireceğiz. Bakalım denizaltında seyir halinde 24 saat nasıl geçiyor? TCG Gür. Boğazlar onun kontrolünde. Kimse onu görmüyor. Ama o, olan biten her şeyin, herkesin farkında. Tüm tehlikelere, tüm tehditlere karşı göreve hazır. Arkadaşlar, rahatça dinleyin. Bugün ileri hareketle karakol sahamıza intikal edeceğiz. Amacımız verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Hareket hazır ol. TCG Gür Denizaltı personeli seyir hazırlığı için gemiye geçiyorlar. Biz de ekip olarak onlara katılacağız. Bakalım seyirde neler yaşayacağız. Dalış müsaadesi verildi. Denizaltının dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi. Birazdan denizaltı derin sulara doğru dalışa geçecek. Normalde denizaltıcılar bu komuttan sonra günlerce karaya çıkmıyor. Dünya ile bağlantıları tamamen kesiliyor. Ancak ekibimize özel bir seyir olduğu için 24 saat sonra karaya dönülecek. Onlar için sıradan belki ama bizim için 24 saat bile onları anlamak için fazlasıyla yeterli oluyor. Efendim ne kadar zamandır TCG Gür denizaltısına kumanda ediyorsunuz? Denizaltı komutanlığı her denizaltıcı subayın hayalidir. Ulaşacağı doruk noktadır. Ben de 20 Ağustos 2014'ten beri TCG Gür'ün komutasını deruhte ediyorum. Peki TCG Gür'ü diğer denizaltılardan farklı kılan nedir? TCG Gür sahip olduğu teknolojik imkan ve kabiliyetlerle dünya çapında gerçekten en modern denizaltılardan. Ama bizim esas gücümüz personelimizden gelmektedir.
Personelimiz 130 yıllık bir filonun personelin olduğunun bilincinde. Köklü, değişime açık ve proaktif olarak yetiştirilir. Her zaman çok çalışkan, cesaret ve feragat sahibi ve baskı altında görev bilincini ve azmini asla yitirmeden çalışır. TCG Gür nerelerde görev yapabilir? TCG Gür çok sığ sulardan okyanusun derinliklerine, kutup bölgelerinden tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Sahip olduğu modern sensör ve silah sistemleriyle gerçekten de çok caydırıcı bir platformdur. Verilecek her türlü göreve her an hazırız. Torpil süreti S3. Torpil tavan derinliği 26 feet. Kalışka başlıyor. Şu anda manevra dairesindeyiz. Denizaltımız 40 metre derinlikten 80 metre derinliğe kadar iniyor. Yanımızda dalış subayı Kaan var. Hemen ondan öğreneceğiz. Gemi 80 metreye 10 derece başlı tut. 80 metreye 10 derece başlı tut. Şu anda komut geldi sanırım. Evet, komut geldi. Şu anda 80 metreye 10 derece başlıkla iniyoruz. Daha derine inecek miyiz? Şu anda 80 metreye emri geldi. 80 metreye kadar ineceğiz. Peki. Şu anda 50 metreye geldi sanırım. 50 metredeyiz şu anda. Bol 80 metrede. Santa bol 80 metrede. Meyil sıfır olacak. Meyil sıfır olacak. 1 derece başlı tut. 1 derece başlı tut. Sanırım 80 metre derinliğine ulaştık. Evet, şu anda 80 metredeyiz. Daha derine inecek miyiz? Şu anda 80 metre emri geldi. Daha derine inmeyeceğiz. Peki ben denizaltını gezerken çok tehlikeli de geldi. Evet. Gelmedi değil. Her yerde cihazlar var. Metal ya da keskin aletler var. Bunlardan nasıl korunuyorsun? Emniyet ve kaza önleme bizim için birinci öncelikli sırada yer almakta. Bunun için tüm personel emniyet kaza önleme eğitimleri almakta. Bu eğitimleri defalarca kez tekrarlamakta. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim 1,5 yıllık eğitim müddetince personel hem gemiye adapte olmakta hem de denizaltı gemisinde nasıl yaşanacağını öğrenmektedir. Bütün bunları geçtikten sonra denizaltı gemisi gerçekten güvenli bir hale gelmektedir. Yani deniz altında yaşamak bir sanat diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Makinalarla dolu denizaltının bakımı da özel geliştirilmiş bir sistemle tüm personel tarafından yapılıyor. Geminin her yerinde makine var. Peki bu makinelerin bakımı zor olmuyor mu? Nasıl yapılıyor? Biz makinalarımızın bakımını planlı bakım sistemi diye adlandırdığımız bir sistemimiz var. Bu sistem çerçevesinde bakımlarımızı yapıyoruz. Planlı bakım sistemi, gemi sistem ve cihazların daha efektif kullanım için, cihazların daha uzun ömürlü olabilmesi için hazırlanmış. Her sistem için aylık, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak ve cihaz ve sistemlerin çalışma saatlerine bağlı olarak düzenlenmiş bir bakım sisteminin adıdır. Yani bütün personel bu sisteme uyarak bakım yapılıyor. Evet, eğer bu sistemde tüm personelin sistem içinde görevleri vardır. Bu görevleri yerlerine getirebilmektedirler. Bu da sanırım denizaltını daha bakımlı ve daha güvenli şekline gelmesini sağlıyor. Evet, biz seyre çıktığımızda bu cihazlara yaptığımız bakımlar sayesinde daha güvenli bir şekilde seyirlerimizi devam ediyoruz. Denizaltı artık karanlık sularda. Denizaltılar metrelerce derinliğe dalabiliyor. Bunu yaparken kimse onları ne görüyor ne de duyabiliyor. Sloganları da oradan geliyor. Sessiz ve derinden. Denizaltılarda kaç personel görev yapmakta peki? Denizaltılarımızda 40 ile 45 personel görev yapmaktadır. Denizaltılarda daha çok uzmanlık alanlarına dayalı bir personel yapısı mevcut. Denizaltıcılığı birkaç cümleyle tarif etmek isteseniz neler söylersiniz? Denizaltıcılık bir meslekten öte bir yaşam tarzıdır. Denizaltıcı bir insanın hayatında yaşayabileceği tüm duyguları ve hisleri tatmasını sağlar. Onur, cesaret, gurur, sevinç, kader birliği, yardımlaşma, sadakat ve heyecan gibi. Deniz altında görev yapmanın zorlukları neler peki? En önemli zorluk tabii ki kısıtlı yaşam alanında, gün ışığı ve normal günlük yaşamdan uzak bir şekilde uzun süreler görev yapmak. Su altında 3 boyutlu harekattan, gece ve gündüzü sadece aydınlatma rengiyle ayırt etmeye kadar geniş bir yelpazede farklı bir hayata uyum sağlamamız gerekiyor.
Kavsamda denizaltılarda görev yapan personel kısıtlı koşullarda gün ışığı ve normal solunum havasından da yoksun bir şekilde verilen görevi en iyi şekilde başarmak üzere büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Denizaltılar harekat ve teknik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak dizayn edildi. Bu yüzden personel ihtiyaçları da ikinci planda tutuluyor. Personelin kullanabileceği alanlar kısıtlı. Yaşadıkları alan sadece 140 metrekare. Şu anda beni göremiyorsunuz çünkü denizaltının koridorları oldukça dar. Sadece tek kişi kolaylıkla yürüyebilir. İki kişi olduğunda herkes birbirine bu şekilde yer vermesi gerekiyor. Denizaltındaki sayılı askerlerden birisin. Kaç aydır buradasın? 4 aydır burada görev yapmaktayım. Denizaltı yaşamına nasıl alıştın? Normal olarak başlarda zorluk çeksem de büyülük astsubayım ve silah subayımın yakın ilgisi ve yönlendirmeleriyle sıkıntılarımı kısa sürede aştım. Burada bulunduğum süre zarfında tüm denizaltıcı büyüklerim bana ellerinden gelen yardım ve kolaylık gösterdiler, sağ olsunlar. Denizaltında askerlik yapmak herkese nasip olmuyor. Sen şanslı kişilerden sayılabilirsin. Nasıl bir duygu peki? Komutanım subay ve astsubaylarımla omuz omuza derinliklerde deniz, fırtına ve dalgalarla mücadele ederek aynı kaderi paylaşmak ve bu gücün bir parçası olmak bana büyük gurur veriyor. Herkese nasip olmayacak bir gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden kendimi ayrıcalıklı ve özel hissediyorum. Yemek onlar için önemli. Günlerce denizdeyken onları motive edebilecek tek şey sıcak ve lezzetli bir yemek oluyor. Seyir öncesi her şeyi depoluyorlar. Peki denizaltılarımızda yemek ihtiyacı nasıl gideriliyor? Şu anda aşçıhaneye gireceğiz ve kader uzmanımıza soracağız. Bakalım bugün menüde ne var? Hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde mercimek çorba, Ankara tava, teşereli pirinç pilavı, turşu vardır. Şu anda yemeklerden birisini hazırlıyorsunuz sanırım. Evet, şu an yemeklerden birisini hazırlıyorum. Ankara tavayı hazırlıyorum şu an. Çorbayı göremiyorum ben burada. Tabii çorba kazanımız alt tarafta bulunuyor. Hemen size şöyle göstereyim. Çorba kazanımız şu şekilde, çok fonksiyonlu bir çorba kazanı. Hem bir evinizdeki bir düdüklü tencereyle aynı seviyede çorba ve yemekleri yapabiliriz. Bu çorba kazanıyla çok güzel bir çorba kazanımız vardı. Şekil ve şey olarak hem pratik hem de hızlı pişirme yöntemiyle aynı düdüklü tencereyle birebir aynıdır çorba kazanımız. Bu dar alan sizin için sorun olmuyor mu? Hayır, işimizi büyük bir zevkle yaptığımız için ne kadar da zor olursa daha da sanki yıllardan beri çalışıyoruz, daha da bol. Küçük olması daha da bol olmamızı sağlıyor. Daha da bol görünmemize bol görünmesine alışıyoruz. Yani burada iki kişinin çalışması zor. Ancak siz üç öğün yemek çıkartıyorsunuz. Evet, evet doğru. Peki genelde yemekler ne tarz oluyor? Et mi oluyor, sebze mi oluyor? Şöyle anlatayım. Yemekler genellikle bir gün et, bir gün tavuk, bir gün balık, bir gün sebze yemekleri olarak 4 çeşit yemek vererek besin öğeleri planına göre yemeklerimiz ve menülerimiz ona göre düzenleyip bu şekilde devam ediyor. Ocaklar sıcak, kazan her zaman kaynıyor. Personelin yemek ihtiyacı en iyi şekilde karşılanıyor. Sofralar hazır, yemekler de servis edilmeye başladı. Biz de günün öğle yemeğinde personele eşlik edeceğiz. Sofradaki yerimizi alacağız. Bakalım yemekler gerçekten lezzetli mi? Denizaltıcıların istirahati de alışılmışın dışında. Yataklar hiç soğumuyor. Sıcak yatak uygulaması yapılıyor. 8 kişi 6 metrekarelik alanda uyuyor. Deniz altında yataklar hiç soğumuyor. Çünkü alan darlığından dolayı her iki personele tek yatak düşüyor. Evet, o anlardan şu anda birine tanıklık ediyoruz. Sayın günaydın. Vardiya değişim vakti. Şu anda uyuyan personel vardiya değişimi yapıyor. Bir personel işbaşı yaparken diğer personel yatağa geçerek istirahatine edecek. Bundan dolayı bu uygulamaya sıcak yatak deniyor. Yani yataklar hiç soğumuyor. Küçük ve dar bir alanda uyuyorlar. Ancak hepsi aynı şeyi düşünüyor.
Onlara göre vatan aşkıyla bu ufacık yataklar her yerden daha rahat. Denizaltı personelinin dolapları da çok ilginç. Hemen size bir tanesini göstermek istiyorum. Alanın darlığından biz açarken zorlanıyoruz. Personel bütün eşyalarını bu küçük dolabın içerisinde muhafaza ediyorlar. Eğer moral bulmak isterlerse yine bu dolaba geliyorlar. Çünkü ailelerin fotoğraflarını dolaplarının kapaklarına asıyorlar. Kolay değil. Aileleriyle günlerce, aylarca görüşemiyorlar. Bir asırdır aynı gelenek, görenekler denizin metrelerce altında devam ediyor. Ancak vatan sevgisi onların tüm zorluklara göğüs germelerini sağlıyor. Donanmanın bel kemiği onlar. Peki bu zorlukların arasında bir anınız da vardır umarım. Tabii ki aslında çok anımız var ama benim hiç unutamadığım bir anım var. Benim çocuğum normal doğumundan bir ay erken doğdu. Eğer normal zamanında doğsaydı bizim uzun bir seyrimiz vardı. O seyre gidecektim ben. Fakat bir ay erken doğduğu için o seyre gittim tabii ki. 20 günlük çocuğumu bırakıp bir aylık bir seyre gittim. Ve dönüşünde tabii ki 20 günlük olduğu için çocuğumu hiç beni tanımayacak diye düşünürken döndüğümde bana yapmış olduğu o bir takım mimik ve hareketler ve sevinç gösterileri beni çok şaşırtmıştı. Bu unutamadığım anılarımdan biridir. Gözler radarda, kulaklar sonarda. Olası bir tehdit hemen tespit ediliyor ve... Savaş yerlerine. Savaş yerlerine. Savaş yerlerine. Evet, şu anda hedef tespit edildi. Personel savaş yerlerine geçiyor. Birazdan denizaltı ilk torpidosunu atacak. Sonar savaş yerlerinde. ED savaş yerlerinde. İzmir savaş yerlerinde. Avcımadere savaş yerlerinde. Bir Ekim Oğlu Kavan'dan Arasuyan ön kapatmaç atış çıkması. Torpido dairesi 1 ve 2 Oğlu Kavan'dan Arasuyan ön kapak aç atış için hazır ol. 1 ve 2 Oğlu Kavan'dan Arasuyan ön kapak aç atış için hazır ol. Torpido atışı hazır. Evet. Sanker Türiyiz. Sağ ol. Kısa başlıyor. Kısa başlıyor. Bir Oğlu Kavan. Bismillah ateş. Bir Oğlu Kavan. Bismillah ateş. Evet. İki Oğlu Kavan. Bismillah ateş. İki Oğlu Kavan. Bismillah ateş. Bir Oğlu Torpido Kavan'ı terk etti. Evet. Beş, dört, üç, iki, bir. Kovanları güdüm tellerini kesin. Torpido dairesi No 1 ve No 2 kovan güdüm tellerini kes. Evet, şu anda torpidolar hedefe ulaştı ve hedefi vurdu. Birazdan personel savaş yerlerini terk edecek ve görevi başarıyla gerçekleştirmiş olacaklar. Şimdi rahatlama vakti. Personel moral bulmak için sosyal alana geçiyor. Sosyal alan dediğimize bakmayın. Diğer bölümlerden çok farklı değil aslında. Vardiya harici personelin tek vakit geçirdiği alan burası. Oldukça sınırlı bir alanda denizaltıcılar bu şekilde vakitlerini geçiriyor. Çaylar içiliyor, kısa süreli de olsa sohbet ediliyor. Güneş batıyor, yeni gün bitiyor. Ancak denizaltıcılar bunu göremiyor. Şu anda güneşin batış vaktindeyiz. Bu zaman dilimini deniz altında ayıran tek unsur ise işte bu ışık sistemi. Akşam saatlerinde beyaz ışık kırmızıya dönüyor.
Vardiya Subayım, güneşin batış vakti. Hücum Periskop aşağı. Hücum Periskop aşağı. Vardiya Subayım, güneşin batış vakti. Gece tonarasına gümüş devralatma sonrası. Her yer kırmızı olduğunda anlaşılıyor ki akşam olmuş. Vardiya değişimi yaklaşıyor. Kahraman denizaltıcılar için ışığın pek bir önemi yok. Sadece zaman kavramını kaybetmemeye çalışıyorlar. Şu an saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Biz de haliyle biraz dinleneceğiz. Gemi personelinden bir kişi bize yatağını ayırdı. Biz de o yatakta birkaç saat istirahat edeceğiz. Deniz altında eğitim her zaman devam ediyor. Personel tüm olumsuz etkenlere karşı hazırlıklı olmak zorunda. Şu an deniz altında çok özel bir ana tanıklık edeceğiz. Dalış anındayken yangın tatbikatı yapılacak. Bakalım denizaltı personeli bu yangına nasıl müdahale edecek? Biz de elimize yangın maskesini aldık ve bu tatbikata tanıklık edeceğiz. Yangın, yangın! Marina dairesinde yangın! Yangın, yangın! Yangın, yangın! Marina dairesinde yangın! Dizel kontrol tablosunda yangın! Çolak! Evet! Çolak! 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 Yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürüldü. Dairede bol miktarda duman var. Hasar tespiti yapılamıyor. Personel klorin gazı zehirlenmesi, yangın ya da kaza gibi acil durumlarda DIPS maskelerini takıyor. Bu maskeleri takarak gemi içerisindeki oksijen tanklarından gelen havayı soluyor. Böylelikle herhangi bir olumsuz etkiye maruz kalmayarak gerekli müdahaleyi rahatlıkla yapabiliyor. İki düzenli şınarkenle duman indirmeye hazırım. İki düzenli şınarkenle duman indirmeye hazırım. İki düzenli şınarkenle duman indirmeye hazırım. Denizaltı personeli başarılı bir operasyonla yangını söndürdü. Şu anda ise gemide biriken duman tahliye ediliyor. Hasar raporu veriyorum. H2 tevzi tablosu kullanılamaz durumda. Bundan hariç manevra dairesi NETA. Santral, hasar tespiti yapıldı. Hasar raporu veriyorum. H2 tevzi tablosu kullanılamaz durumda. Bundan hariç ot güverti NETA. Artık eve dönüş vakti. Denizaltı tüm görevlerini başarıyla gerçekleştirdikten sonra yavaş yavaş SAT'a çıkıyor. Karanlık sulardan aydınlığa çıktıklarında herkese ben buradayım mesajı da verilmiş oluyor. Deniz altındaki 24 saatimizin sonuna geldik. Eve dönüş vakti ve şu anda da denizaltı yüzeye doğru çıkmaya başladı. Santra, bot satıta vaküm yarım pul. Onların hayatları denizin metrelerce altında sessiz ve derinden geçiyor. Onlar Türk milletinin sessiz kahramanları. Biz aralarından ayrılıyoruz. Ancak onlar yeni görevler için TCG Gür denizaltısının içerisinde beklemeye devam edecekler.